Herkese merhabalar. Ege Tıp Öğrencileri Birliği Staj Değişim Çalışma Kolu'nun İtalya'da kariyer etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün değerli Deniz Coşkun Sever'le beraberiz. Kendisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, değerli birisi. Deniz Hanım, kendinizi tanıtmak ister misiniz? Merhaba Güldeciğim. Öncelikle hem sana senin huzurunda da bütün ekibinize çok teşekkür ederim benimle bağlantı kurup bana da böyle bir imkan olanağı sunduğunuz için. Çok mutlu oldum gerçekten sizden mesaj geldiğinde. Ben de 2007 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. İsmim Deniz Coşkun Sever. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olmaktan da her zaman gurur duydum. Çok şanslısınız. Ege Üniversitesi'nde okuyor olduğunuz için. Arkasından yaklaşık bir 1,5 sene kadar pratisyen hekimlik yaptım. Tabii tarihlerden bahsedince de takdir edersiniz ki şimdiki aile hekimliği sistemi vesaire yoktu o zamanlar. Dolayısıyla ben bir sağlık ocağı hekimi olarak görev yapmıştım. Sağlık ocağı sorumlusuydum. Sonra detaylara gireriz ama farmakoloji uzmanlığı yapmaya karar verdim. Arkasından tekrar okuluma geri döndüm. Zaten İzmirliyim ben. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde farmakoloji uzmanlığı yaptım. Sonrasında bir de uzmanlık mecbur hizmetimiz var tabii. Onu da Ankara'da Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'nda yaptım. Ama tamamlamadım. Derken sektöre geçmeye karar verdim. Bağlantılarım devam ediyordu çünkü ilaç sektöründe çalışmaya karar vermiştim o sırada. Sonra da şu anda yaptığım işi yapmaya başlayıp ilaç sektöründe medikal departmanda medikal müdür olarak görev almaya başladım yaklaşık 5,5 sene önce. Çok güzel. Peki bize neden İtalya'ya gittiğinizden biraz bahsedebilir misiniz? Aa, bu hikaye aslında bayağı uzun. Şöyle bir geriye yaslanayım ben. Çünkü ilaç sektörüne geçtikten sonra ben uluslararası firmalarda çalıştım. En son çalıştığım firmada bir İtalyan firması, şu anda hali hazırda çalışıyor olduğum firma aynı zamanda. Türkiye'deki medikal ekipte çalışıyordum. Sonra böyle bir kariyer olanağı karşıma çıktı açıkçası. Global medikal müdür pozisyonunda işte İtalya'daki ana ofiste çalışma fırsatı doğdu. İtalya açıkçası bana hiç yabancı değildi. Çünkü zaten hali hazırda yaklaşık 1,5 yıldır aynı şirketin Türkiye ofisinde çalışıyordum. Sadece bir üst pozisyona, yönetici pozisyonuna geçecektim artık. Neden olmasın diye düşündüm. Aynı zamanda ablamın eşi İtalyan. Zaten İtalyanlarla çalışıyordum. Benim bir de buraya geldiğimden beri de öncesinde de söylediğim şey var. İtalyanlarla çok benziyoruz birbirimize. Yurt dışında da yaşama fikri olunca hani turistik olarak gezmeye her yer güzeldir ama yaşamak için mesela benim ablam da Kanada'da yaşıyor. Orası bana hem mesafe olarak uzak hem de kültürel olarak açıkçası çok uzak geliyordu. Ama İtalyanlarla benzediğimiz o kadar çok ortak nokta var ki yani herhalde dilimiz ve dinimiz farklı gibi temelde baktığımızda. Dolayısıyla denemeye değer dedim. 38 yaşında bir ülke değiştirmek çok kolay bir karar değildi aslında ama tüm bunlar böyle göz önünde bulundurulduğunda bir de sonuçta kariyeriniz için yapıyorsunuz bunu. Havası güzel. Floransa dediğiniz yer gerçekten bir açık hava müzesi. Girdiğiniz her sokakta hayranlıklarla dolu binalar, bütün dünyanın turistik olarak aktığı bir yerde siz yaşamaya karar veriyorsunuz. O açıdan bakıldığında da hiç fena fikir değildi. İlk başta hala da öyle gerçi. O yüzden İtalya. Yani mevsimi falan da bize çok yakın. Çok güzel. Zaten İtalyanlardan gerçekten bir Akdeniz insan havası geliyor. O Var. çok rahat hissettiriyor. Var. Şimdi sayın takımımızdan Baran'ın bir sorusu var size. O soru size yöneltecek. Öncelikle teşekkür ederiz hocam. Benim sorum tercih ettiğiniz meslek yolu bildiğimiz doktor, uzman kariyer yolundan biraz farklı. Sizi bu kariyere yönelten neydi? Buradaki kariyer basamaklarını bize nasıl özetleyebilirsiniz? Tamam. Teşekkür ederim Barancığım sorun Ben için. teşekkür ederim. Aslında şöyle, pratisyenlik yaptığım döneme geri dönmem lazım. Çünkü kararlarımı sanırım ben o zaman vermeye başlamıştım. Yani pat diye olmadı böyle basamak basamak diyelim.
Hepimizin sonuçta tıp fakültesine girdikten, benim her sene hedefim değişmişti. Yani birinci sınıfta işte şunu olmak istiyorum diye girdim. İkinci sınıfta galiba ben dahiliyeci olacağım. İşte üçe geçtiğimde yok ya işte genel cerrahi de güzelmiş aslında. Dörde geçtim kadın doğumcu olacağım dedim. Sonra o stajları aldığımda fikirlerim tamamen değişti. O onu da istemiyormuşum, bunu da istemiyormuşum. Bu da zor geldi gibi. Sonra tabii birebir hastayla temas ettiğinizde, yani sorumluluk sizde olduğunda, hekimlik yapmaya başladığınızda, gerçek hayatta diyelim, başınızda biri olmadan, o zaman aslında kararlar biraz daha kolay verilebiliyormuş. Ben pratisyenlik mecbur hizmetimi NİDE'de yaptım. İzmirliyim. Hayatımda 25 sene boyunca İzmir'den dışarı adımımı atmamışım. Turistik aktiviteler dışında. Ben hayatı Çeşme'den, Alsancak'tan vesaire zanneden böyle hıpır kıpır 25 yaşında gencecik bir doktor pılıyı pırtıyı toplayıp yaklaşık 800 kilometre uzaktaki bir kasabaya 7500 nüfuslu bir yerde yaklaşık da 40-50 kilometre uzaktım şehre. Aynı zamanda o civarda da hiç doktor yoktu. Tek doktor olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık günde 100-120 hasta bakıyordum. Takribi öyle düşünün. Acile gönderemiyorsunuz hastaları. Çünkü hep tıp fakültesinde sınavlarda der ya, kar geldi, yollar kapandı, telefon çalışmıyor, ne yaparsın şimdi? Sözlülerde çok denk gelirdi bize. Ben onu birebir yaşadım. Yani doğum da yaptık beraber. Ondan sonra dikişler de attık. İşte arabama atıp hastayı götürmek zorunda kaldığım zaman da oldu. Ambulans da kullandık vesaire. Tabii şimdi böyle bakınca dedim ki, yani benim başka bir şeyler düşünmem lazım. Uzmanlık da istiyorum ama hala hazır, yani hangi branşı gerçekten istediğime hazır değilim. Sonra dedim ki yani benim öyle bir branş seçmedim ki ben. Hem hastayla bir arada olayım ama hem de çok olmayayım. Cerrahi çok istiyordum. Sonra o da açıkçası... onun o yükünü kaldıramayacağımı fark ettim. En azından o genç yaşımda onun idrakına varabilmişim kendi adıma. Bu iyi bir şey. Çünkü sonuçta bu yarından öbür güne bir karar verdim. Öbür gün değiştiririm, bir karar olmayacağı, bu mesleğiniz olacağı için inceleyip sık dokumak lazım. O sırada da böyle ilaç firmalarında medikal müdürlük lafını yeni yeni de duyuyorum. Yani bu medikal müdürlük nedir ki, nasıl bir iştir ki diye düşünürken ben dedim bir farmakoloji uzmanlığı yapayım, bir uzman olayım. İşim bir mutfağı varsa eğer o mutfağı da bir öğreneyim. Sonrasında kararımı veririm nasıl ilerleyeceğime diye düşünüp aslında böyle farmakolojiye girdim. Çıkıp da mecbur hizmete gittiğimde Sağlık Bakanlığı'nda. Oradaki işin de beni mutlu etmediğini, sonra bir yandan bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama kadro probleminin çok fazla olduğunu da gördüm kendi branşım özelinde. Akademisyen olmak istiyorum ama yani hiçbir yerde kadro yok. İstediğin yerde yaşama şansını maalesef elde etmen çok uzun senelerini alacak. Kaldı ki farmakoloji gibi bir branşta da altyapının olması çok önemli. Her fakültede farmakoloji olmak zorunda, malum temel taşı olduğu için tıp fakültesinin. Fakat bizim asistanken yaptığımız, uyguladığımız o araştırma laboratuvarı altyapısı acayip maliyetli bir şey. Dolayısıyla fakültelerde farmakoloji departmanı var ama altyapısı olan bir laboratuvar yok. Oradaki farmakoloji hocaları ya da asistanları maalesef sadece derslere girip öğrencilerle temas halinde olup kendi akademik kariyerleri için bir şey yapamıyorlardı. Şu anda nasıl bilmiyorum. Ege Üniversitesi'nden bahsetmiyorum. Farklı farklı periferdeki fakültelerden bahsediyorum. Dolayısıyla da pek bu medikal müdürlük, artık farmakoloji uzmanı da oldum, ben bir medikal müdürlük yapayım derken o sırada benim de birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan biri yönlendirdi beni. Deniz dedi, yani CV'ni gönder işte LinkedIn'den, kariyer.net'ten bir bak bakalım, bir görüşmelere başla. Gerçekten başladım ben görüşmelere ama o görüşmeleri size anlatsam kahkahalarla gülersiniz, yani günler saatler yetmez. Bana sorulan sorulara verdiğim cevaplar düşünsenize. Hekimim, 6 yıl fakülte, 5 yıl uzmanlık, arada osu busu. Ben sektöre geçtiğimde 2007-2006 9 yıllık, 10 yıllık hekimdim. Böyle acayip bana sorulan sorular o kadar değişik geliyordu ki. Yani gelişim alanın ne? Ne bileyim ben gelişim alanın ne? Neyden bahsediyor acaba şimdi bu insan kaynakları falan diye.
Görev tanımına baktığımda da pek bir şey anlamıyordum. Job description diye yazıyor. Bakıyorum. Yani kötü bir şey değil herhalde bu. Anca öyle söyleyebiliyorsun. Bir fikrin yok. Bir laf var ya, job on training. Gerçekten bir şeyi yaparken aslında öğreniyorsun. Sonra işte o görüşmeler devam ederken işte ilk firmamla artık el sıkışma seviyesine geldik. Ve ondan sonra da bir başlayayım dedim. Yani bakayım, gerçekten bu işi seversem ve bana uygun olduğunu düşünürsem zaten devam ederim. Kendime böyle bir 6 ay süre tanımıştım. O 6 ayın sonunda yapamayacağıma karar verirsem eğer hekimliğe ve akademisyenlik yolunda ilerleyeceğim, oraya geri döneceğim diye. Sonra baktım ki çok sevdim ben bu işi. Demek ki bizim böyle bir kariyer yolumuz da olabiliyormuş dedi. Ve böyle başladı aslında hikaye. İnşallah açıklayıcı olmuştur. Oldu hocam. Çok güzel bir şey oldu. Şimdi takımımızdan yine Umut'un soruları var. Umut'a verelim sözü. Merhaba hocam. Teşekkürler bugün bize katıldığınız için. Benim sorum, meslek sorumluluklarınızdan bahsedebilir misiniz biraz? Yani tam olarak ne yapıyorsunuz? Bu job description'ın ne aşamasındayız hocam? Ben dersime çalıştım. Çünkü ya size bir şey aktarırken atlayacağım bir şey olursa diye. Çünkü o kadar çok iş yapıyoruz ki aslında. Temel olarak şöyle diyebiliriz. İlaç firmasında hani hekim nasıl, ne işler yapabilir? Sonuçta tıp fakültesinden mezun olan herkes gördüğünüz gibi hekimlik yapmak zorunda değil. Benim gibi birçok abi, ablam var, benden küçükler var. Yani sektördeki hekim istihdamının çok arttığını söyleyebilirim. Özellikle de ben girdikten sonra da, yani 2016 ve sonrası daha da popüler oldu. Şimdi ilaç sektöründe aslında iki kısım var. Bir, üç diyelim hatta. Bir, fabrika tabii ki üretimin olduğu yer. Ki bir farmakoloji uzmanı olarak belki ben orada da iş yapabilirdim. Diğer kısım saha kısmı. Yani aslında hekimlerin tanıdığı, işte sizlerin gördüğü mümessil arkadaşlarımızın, onların yöneticisi, bölge müdürlerinin çalıştığı satış ekibi. Yani biz buna işte saha diyoruz. Bir de merkez ofis. Yani bizlerin bulunduğu kısım. Neler yapılabilir ilaç sektöründe doktor olarak? Bir, benim yaptığım gibi medikal müdürlük var. Bir de bölgesel medikal müdürlük. Yani bölgelere ayırın Türkiye'yi. Diyelim Ankara'ya yerleşik çalışıyorsunuz. Benim ilk iş yaptığım firma da öyleydi. Bölgesel medikal müdür olarak çalışıyordum. Belli bölgelere bakıyordum. Temel olarak aslında şöyle diyebiliriz. Birincisi, zaten bir firmanın olmazsa olmazı, bir ilaç firmasının tabii ki bir doktorlarla birlikte çalışıyor olması. Yani kendi bünyesinde de doktor çalıştırması gerekiyor. Çünkü mümessilin elindeki broşürün, hekime gösterdiği broşürün onayından ve hazırlanmasından tutun da orada verdiği şey deriz ya, işte şu kadar etkili bilmem ne ilacı, X ilacı denmesine kadar onayını veren ve bunların, bu materyallerin hazırlanmasında mutfaktaki kişi medikal müdür. Ve aynı zamanda birlikte çalıştığı ürün müdürü, yani pazarlama tarafı. Onunla birlikte çalışıyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki o sahada çalışan mümessil arkadaşlarımızın periyodik eğitimleri yine bizler tarafından veriliyor. Bu eğitimlerin hazırlanması, güncellenmesi, arkadaşlara verilmesi. Bir sac ayağı gibi düşünün medikali. Medikal pazarlamayla da çalışır. Sahadaki mümessil arkadaşlara da eğitim verir. Aynı zamanda ruhsatla, ilaçların ruhsatlandırılması kısmındaki ruhsat departmanıyla, hukuk departmanıyla, çünkü bütün nasıl ülkelerin anayasaları var, ilaç firmalarının da tabi olması gereken kurallar ve anayasalar var. Compliance, uyum dediğimiz, o yüzden de hukuk departmanıyla iletişim halinde olursunuz. KÜPKT'lerin düzenlenmesinden tutun da her işin içinde aslında bir hekim onayı var diyebilirim kısaca. Ne der dedik, işte mümessillerin eğitimleri, materyallerin hazırlanması, ürün müdürüyle birlikte yeni projeler geliştirmek. Bu sadece hekimlere yönelik değil, aynı zamanda hastalara yönelik farkındalık projeleri de olabilir mesela. Çalıştığınız terapötik alan ve ilgilendiğiniz, sorumlu olduğunuz ürününüze bağlı olarak. Dijital projeler vesaireler. Tabii bunların dışında en önemlisi de aslında bizim fikir lideri, key opinion leader dediğimiz fikir lideri seviyesindeki hocalarımızla firmayla hocanın arasındaki
medikal köprüyü sağlamak. Diyeceksiniz ki peki mesela arkadaşlar bunu yapmıyor mu? Yapmazlar mı? Layıkıyla yapıyorlar hem de. Onlar her gün zaten görüyorlar. Fakat bir yeni çıkan bir diyelim ki literatür ya da ilgilendiğiniz terapötik alandaki yenilenmiş bir guideline, kılavuzun tartışmasını yapabilmek için gerçekten hekim olmak gerekiyor. Dolayısıyla siz o hocayı, değerli hocayı ziyaret edip ya da bir yerde buluşup oturup aslında medikal konuşuyorsunuz. Literatür tartışıyorsunuz, kılavuzları konuşuyorsunuz. O bir köprü oluşturuyorsunuz bu sayede. Ve bence hangi firma olursa olsun bir firmanın medikal ekibi ne kadar kuvvetliyse aslında hocalarla iletişim ve hastalarla iletişimi de o kadar kuvvetli ve iyi oluyor. Yani bu acayip yansıyor da sektöre. Teşekkür ederiz Deniz Hanım. Umut sen devam edebilirsin. Üçüncü soru için hocam, İtalya'da çalışma koşulları, maaşlar, alım gücü, yani malum günümüz ekonomisinde herkesin merak ettiği sorulardan ve içinde bulunduğunuz mesleksel pozisyon için hocam bir sorumuz vardı. Önce bu alım gücünden bahsedeyim. Şimdi ben buraya fiziki olarak Ekim ayında taşındım. Maalesef tam da o dönemde işte bu doların, euronun da acayip bir gördüğü, hepinizin de bildiği gibi acayip bir artışı oldu. Şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'deki hayatım da gayet rahat bir hayattı. Ama buraya gelme sebebim zaten ben gideceğim orada euro kazanacağım değil. Euro kazanınca euro dolu harcıyorsunuz tabii, takdir edersiniz ki. Buraya ben tamamen kariyer odaklı geldim. Şimdi Avrupa'da ülkeden ülkeye açıkçası medikal müdür pozisyonunda, yani global medikal müdür pozisyonunda yaptığınız işe göre aldığınız maaşlar değişiyor ülkeden ülkeye. O yüzden size ben bir range ya da bir aralık söyleyemem. Ama şöyle söyleyebilirim. Çünkü aynı pozisyonda benim Amsterdam'da bir arkadaşım var. Farklı bir, o da uluslararası ilaç firmasında çalışıyor. Onun aldığı maaş benden yüksek ama orada da ev kiraları ve marketler vesaireler acayip birim bazında yüksek. Amsterdam çok pahalı bir yer. Anlatabildim değil mi ne demek istediğimi? Evet. Yani oranladığınızda, aslında baktığınızda biz ikimiz eşit oluyoruz onunla. Dolayısıyla bunun şöyle izafi söylüyorum. İşte 20 bin euro alırsın, tamamen sallama bir rakam bu. Gerçekliği olmayan bir rakam yani. Alırsın da zaten ev kirası atıyorum 12 bin euroysa aldığın 20 bin euronun çok bir anlamı olmaz. Yani maaşına kıyasla bir şey. O yüzden ülkeden ülkeye acayip değişiyor. Ama İtalya özelinde şunu söyleyebilirim ki maalesef enflasyonun oldukça yüksek olduğu bir ülke burası. Ve aynı zamanda da vergilerin. %35 vergi var İtalya'da. Maaş vergisinden bahsediyorum. Yani üçte biri. Hiç azımsanacak bir rakam değil. Bir diğeri özellikle de Floransa özelinde. Floransa çok turistik bir yer olduğu için dolayısıyla da burada evleri aylık işte ya da iki aylık kiralamak yerine bu Airbnb sistemi üstünden çok daha yüksek fiyatlara çok daha kısa süreli vermeyi tercih ediyor mesela ev sahipleri. Yani öyle şöyle söyleyeyim, 35 metrekare monolokale diye geçiyor. Şu arkamda bir perde olduğunu düşünün. Burası bir salon zaten. Şurası mutfak. Şurada perde var. Perdeyi açtığınızda orada bir yatak çıkıyor. Bunun adı monolokale. 35 metrekare ev. Takribi o evin kirası 650-700. Bulunduğu semte göre de değişir. O yüzden İtalya'nın negatif yönlerinden bir tanesi bu diyebilirim. Çok fahiş ev fiyatları ve bir saçma sapan küçücük evlerde yaşamak zorunluluğu. Avrupa'nın belki başka yerlerinde de böyle dedi ama ben İtalya'yı bildiğim için ancak buradan örnek verebiliyorum size. Burada yani Türkiye'deki gibi salon salomanca 3+1 at koştur evler falan öyle bir dünya maalesef yok. O yüzden o da mesela bizim kültürümüze biraz ters ya, küçücük yerlerde tıkış tıkış yaşamak. Öyle bir durum var. Alım gücüne de gelirsek, her ne kadar böyle bir kira veriyor olsanız dahi
istediğinizi alıp, istediğiniz yere gezip tozup, istediğiniz şekilde yazın tatilinizi yapabilecek güce sahipsiniz. Sadece hekim özelinde söylemiyorum bu arada bunu. Burada asgari ücretle çalışan birisi de haftada bir, hatta bazen iki, çok rahat gidip dışarıda yemek yiyebilir. Hem de şık bir restoranda. Yan masanızda oturan kişi belki de bir yerde staff olarak çalışıyor ve asgari ücretle oturup yiyebiliyor. Türkiye'de maalesef artık bu mümkün değil. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Ya da burada da işte Getir gibi ya da ne bileyim ben işte Yemek Sepeti gibi işte aplikasyonlar, uygulamalar var. Hatta bir arkadaşıma söylemiştim. İşte ilk geldiğim zamanlar bir şey sipariş ettim, yemek geldi. Benim telefonum iPhone 10. Kaç senedir kullanıyorum, yani bozulmadığı sürece benimle birlikte kalacak. Çocuğun elinde iPhone 13 Pro Max bir şey var ve yani hani şeyin Getir'de çalışan görevli. Türkiye'de düşünün. Yani zannetmiyorum ben Yemek Sepeti'nde çalışan birisinin iPhone 13 Pro Max alabileceğini. Zor. Alamaz mı? Alabilir de herhalde kredi falan çekmesi gerekir. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Herhalde bir Murat 131 parasına falan çıktı muhtemelen telefonlar çünkü. Dolayısıyla burada herkesin alım gücü neredeyse eşit. Şeyden bahsetmiyorum yani işte ben her ay bir tane Chanel çanta alacağım. İşte yok Prada'dan bilmem ne mont giyeceğim bir kafasında olursan o dünyanın her yerinde zor. Alım gücü olarak barınma, gıda ve biraz da hadi Türkiye'de artık lüks ama burada lüks değil. Dışarıda çıkıp yemek yiyebilme özgürlüğüne sahiplik burada, evet bunların hepsini sağlayabilirsin rahat rahat. Çok İnşallah güzel. Evet. Anlatabilmişim ne demek istediğimi. Evet evet Deniz Hanım, anladık şeyden. Sadece şey sormak istiyorum. Mesela peki örnek veriyorum. Mesela kendime ait bir arabam olsun rahatlığı gibisinden işler nasıl? Orada da mı yine bir rahat süreç içerisinde alınabiliyor? Tabii tabii. Tabii. Araba fiyatları çok uygun zaten. Arabayla ilgili hiç probleminiz olmaz. Araba fiyatları acayip uygun. Benzinin şu anda arttığını söylüyorlar. Aslında bu sadece İtalya özelinde değil biliyorsunuz. Bütün dünyadaki global ekonomik kriz sebebiyle Kanada'da da benzin fiyatları arttı. Burada da arttı. Burada galiba 0.50 kuruş falan arttı ama onlar için çok büyük bir şey. Hatta bunlarla ilgili videolar falan, caps'ler yapmaya başladılar İtalya'da. Benzin istasyonuna gidiyor adam, benzin alacak arabasına. Pompacı sadece pompayı uzatıyor, kokluyor, geri biniyor arabaya ve gidiyor. Hatta Floransa'da çekilmiş bir video geçen haftalarda. Çok yüksek olduğunu söylüyorlar benzin fiyatlarının. Yüksek dediğimde 2.20 kuruş oldu galiba ya da 2.30. Atıyorum işte daha önce 30 euroya doluyorduysa şimdi belki herhalde 40 euroya falan doluyor ama buna çok tepki gösteriyorlar. Ama araba almak vesaire Türkiye'deki gibi değil. Bir de şöyle bir şey var. Burada öyle bir insanların birbirlerine çok hani arabasıyla, osuyla, eviyle vesairesiyle bir ben buradayım deme isteği ya da öyle bir ihtiyacı da olmadığı için herkes her arabaya biniyor, kullanıyor. Hani 1.90 bir adam küçücük smartın içinden çıkıyor. Kimse demiyor ki niye bunu kullanıyorsun? Gerçek de var yani. Peki Deniz Hanım şey konusuna dersiniz, hani mesleksel pozisyonunuz için geçerli olan çalışma koşulları, örneğin ne kadar saat çalışıyorsunuz, nasıl bir tempoda çalışıyorsunuz, izin günleriniz, sizin mesleksel hayatınız, bu konularda neler dersiniz? En önemli soru bu. Gerçekten paradan daha önemli. Yapılan istatistikler gösteriyor ki kendine ayırdığın zaman ve işte geçirdiğin vakit vesaire, yani özel hayatın, işin, evliysen çoluğun çocuğun vesaire, bunların hepsi aslında bir bütün ve kişinin de performansını acayip etkileyen bir şey. Şimdi tabii ben bunu bir şeyle kıyaslayamam. Yani bir hekimin günlük fiziki olarak hasta bakmasıyla, yorulmasıyla, çünkü arkadaşlarımdan biliyorum. Şu anda yaptığım işi aynı kefede değil, yani elma ile armutu hani kıyaslamak gibi oluyor. Fakat haddinden fazla çalıştığımızı itiraf etmem lazım. Tabii ki bir mesai saatimiz var. Hatta çoğu global firmada olduğu, global firmalarda genelde böyledir. Esnek çalışma saati deniyor. Pandemiden önce de böyleydi. Pandemi sonrası da böyle artık. Yani aslında günde 8 saatlik bir çalışmanız var ama sabah 8'de girip 5'te de çıkabilirsin. Saat 10'da gidip 7'de de çıkabilirsin gibi. Böyle bir çalışma sistemi var.
Ama işler o saatte bitmiyorsa eve gelip o bilgisayarını açman gerekebilir. Akşam bir toplantın olabilir. Kongre döneminde, kongrelere gittiğimizde, benim mesela var Nisan sonunda 4 gün, cumartesi pazar çalışıyor oluyorum ben çünkü kongrede olacağım. Ama bu da şöyle oluyor, ya bunu bir ücretini ödüyor sana şirketin hafta sonu çalıştığın için, ya da cumartesi pazar çalıştıysan hafta içi izin kullanma hakkına sahip oluyorsun gibi. Ama şunu söyleyebilirim ki evet, iş yükü oldukça yüksek. Çünkü sorumluluklarınız çok fazla. Bir defa sürekli okumak zorundasınız. Hangi terapötik alandaysanız, ben bir mesleğin arkadaşlarıma da bunu söylerdim hep onlara eğitim verirken. Çünkü sizin sorumlu olduğunuz ürün neyse, bunu karşınızdaki hekime, hemşireye, kime anlatıyorsanız, sağlık profesyoneli, kimle diyalog halindeyseniz, onu ondan daha iyi biliyor olma ihtimaliniz yok. Yani en iyi sen biliyorsun. Çünkü ürün senin ürünün. Mümesilin ürünü, kendi ürünü, en iyi bildiği ürün. Yani hocadan da daha iyi biliyor muhtemelen. Çünkü sabah akşam onu çalışıyor. Bunun peki bilgi güçtür deriz ya, bunu nasıl sağlayacaksın? Bunu sürekli okuyarak sağlayacaksın. Çünkü bir profesör düzeyindeki hocaya, her ne kadar doktor olursak olalım, karşısına geçip eğer sohbet edebilmek istiyorsan işlerin güzel gitmesi için çok okuyor olman lazım. Ki o diyaloğa girebil, oturup bir literatürü tartış, ya da işte oturup bir guideline'dan bahset. Çok biliyor, çok okuyor ve buna çok acayip zaman ayırıyor olman lazım. Ha, bunu sadece şey olarak düşünmeyin. Tıp eğitimi, tıptaki İşte güncellik vesaire değil. Hayata dair de kendini çok geliştirmelisin bence bu işi yapıyorsan. En önemlisi mesela insan ilişkilerine ilgili. O kadar çok workshoplar vesaireler var ki. Ben olabildiğince hepsine katılmaya çalışıyorum. Çünkü kendimi geliştirirsem diyaloglarım da gelişecek. Çünkü bu sadece literatür okuyup bunu birisiyle tartışmak değil maalesef tabii. İletişiminin iyi olmalı, sunum becerilerin çok iyi olmalı, aktarabilmelisin, gösterebilmelisin, aynı zamanda dürüst olmalısın. İşte geliştireceğin o kadar çok şeyin var ki. Ama çalışma noktasında, hani kendi özelimde de söylüyorum ki ben biraz işkolik de bir tipim. Fazla çalışıyoruz, evet. Ama ben bundan çok mutluyum yani. Ben asistanken de çok çalışıyordum. Farmakoloji asistanlarının genelde ay ya hiçbir şey yapılmaz orada işte dinleniriz diye girdikleri yerde, ben tek asistanken 16 tane projenin içinde oldum. Çıktığımda 4 tane yayınım vardı. Yani o yüzden bu aslında yaptığınız işi ne kadar kendinizi verip vermediğinizle alakalı. Ama kendinize özel zamanınız kalıyor mu diye sorarsan evet, ve bunu ayarlamayı da sen zamanla öğreniyorsun zaten. Özel hayatını, iş hayatını birbirinden ayırmayı. Hep de söylediğim bir şey vardı. Kongrelere gittiğimizde ya da seyahat, biz çok seyahat ediyorduk Türkiye'deyken. Yani Türkiye'deki pozisyonunda. Herkes şey diyor işte, gezmek çok güzel değil mi vesaire falan filan. Tabii o pek bir gezmek olmuyor. Sonuçta sen iş için gidiyorsun oraya. Ya da kongrede düşünün işte diğer meslektaşlarınız, gerçekten hekimlik yapanlar o sırada işte Nisan ayında Antalya'nın güneşli bir mevsim gününde gidip toplantı aralarında denize girebilirken, hayır, siz takım elbise ve düzgün bir şekilde neyse kıyafetiniz, bütün gün herkesle etkileşim halinde olup bir mesai yapıyorsunuz mesela. O Antalya'da otellerin kumsalını görmediğimi çok bilirim yani. Ve kalmadığım otel kalmamıştır sektör hayatım boyunca. Böyle bir gerçeklik oluyor ama hep söylediğim bir şey var. Benim eski yöneticim kadın doğumcuydu, ilk yöneticim. Şu anda da yine uluslararası bir firmanın hatta medikal direktörü kendisi. O şey derdi, kadın doğumculuğu bırakıp ilaç sektörüne geçmiş. En azından sedyede uyumuyorum diyordu. Şimdi herkesin bir bakış açısı, bir tercihi var. Hani ben kendi tecrübelerimden yola çıkarak hani kendime örnek veriyorum ama mesela Gülce, sen başlasan belki benim gibi düşünmeyeceksin, bilmiyorum. Ya da Baran başlasa başka düşünecek, Umut başka düşünecek. Şimdi Baran'ın bir yok, şunu atlamışız, pardon, bir saniye. Bu kariyer rotasına girerken bizim tıp diplomamız dışında nelere ihtiyacımız var? Tıp diploması dışında hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Sadece tıp diplomanız yeterli. Doktor olmanız yeterli yani. ama tabii diploma anlamında yeterli, bunu söylüyorum. Ama tabii ki hani olmazsa olmaz, takdir edersiniz ki, İngilizce.
Yani o ve şey değil. Ben literatür okuyabiliyorum, İngilizcesi değil. Akıcı şekilde konuşabilme, yazabilme. Bir de bunu tabii kurumsal hayat olarak düşünün. Yani arkadaşınıza ne haber WhatsApp diye yazmıyorsun WhatsApp'tan. Bir kurumsal dilde konuşabilme. Benim de hala gelişimim var o alanda, öyle söyleyebilirim size. Ki uzun zamandır bu işi yapıyor olmama rağmen her gün başka bir şey öğreniyorum. Her gün yeni bir terim öğreniyorum. Dolayısıyla bu olmazsa olmaz. İkincisi, benim hep söylediğim, bence fakültedeyken istatistik eğitiminin çok geri planda kaldığını düşünüyorum ben. Bir alıyoruz, sonra bir daha üstünden geçilmiyor. Ama aslında bir literatürü okurken en önemli şey gerçekten istatistiği anlayabiliyor olmak. Yani P0.05 küçük, iş tamam işte o zaman değil. Onun terimlerinden tutun da onu nasıl okumanız gerektiği, nasıl yorumlamanız gerektiği kısmı bence çok mühim. Ve yani siz o kadar şanslısınız ki, maalesef bunu söylemek zorundayım, benim zamanımda bu kadar geniş imkanlar yoktu. Ne internet, ne YouTube, ne vesaire. Şimdi yazdığınızda deniz derya bilgiye ulaşıyorsunuz internet sayesinde. Tıbbi istatistik eğitimi diye bir şey var neticede. Ve bunu ücret karşılığı olmadan da sağlayan o kadar çok yer var ki. Ben olsam mesela bunu kesin, şimdiki aklım olsaydı, yani benim zamanımda bu imkan olsaydı kesin yapardım. Hatta şöyle söyleyeyim, benim çalıştığım firmalardan bir tanesinde bir asistan hekim grubundan talep gelmişti. Biz onlara istatistiki, medikal istatistik eğitimi sunmuştuk. Bir hocamız aracılığıyla. Yani acayip ihtiyaç duyulan bir şey. Sadece sektör bağımında değil, bu asistan olsanız orada da gerekecek. İngilizce dedim. Hatta artı ikinci dil bile olabilir. Bu uzmanlık yapmak isterseniz yapacağınız terapötik alanla ilgili, yani literatürlerin yoğunluk olduğu, ne bileyim ben. Kadın doğumda mesela Almanya çok iyidir ya, dolayısıyla bazı temel literatürler vesaireler, guideline'lar hep Almanca yazılmıştır. Mesela Almancan olsa hani çok çok daha iyi olur İngilizcenin yanında, ama İngilizce %100 çok akıcı bir şekilde olmalı. Ama şeye ihtiyacınız yok tabii ki, bir sınav puanına vesaire ihtiyacınız yok şeye girmek için, ilaç sektöründe çalışmak için. Tamamdır, teşekkür ederiz Hanım. Şimdi Baran'ın soruları var, onlarla devam edelim. Haydi. Tıp fakültesinde okurken neler yapmış olmamız bize artı puan kazandırır? Nasıl iş tecrübelerine ihtiyaç duyabiliriz? Böyle bir sorumuz var hocam ve bunun devamında merak ettiğim bir soru daha var. Şimdi biz cerrah yolunu biliyoruz. Hani ilk tıp fakültesine girerken cerrah olacağız gibisinden. Ama sizden de gördüğümüz gibi farklı bir sürü yollar var. Bu yollar ya da imkanlar bizim tıp fakültemizin sonuna doğru bizim karşımıza çıkacak mı? Yoksa bu imkanları bizim yaratmamız gerekiyor? Gerek yurt dışı, gerek farklı ülkeler, gerek farklı yollar. Teşekkür ederim. Rica ederim Baran. Ben teşekkür ederim. Şimdi ikincisinden başlayayım. Yani kimse önünüze bir fırsat sunmayacak. Hiç kimse, hiçbir zaman. Çünkü ben hep şey diyorum, yalnız geldik, yalnız gidiyoruz diye bir laf var ya, gerçekten bu iş böyle. Herkes kendi yolculuğunu kendi yaratıyor, öyle söyleyeyim. Herkes kendi fırsatlarını kendi önüne getiriyor. Ha, şanslı olanlar yok mu? Var. Böyle eline tepsiyle sunulanlar da mutlaka alıyordur, ama onların herhalde oranının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hep kendiniz araştıracaksınız ve kendiniz yapacaksınız. Yani şöyle bir şey olabilir. Ya, tıp fakültesinde bu iş tabii bir tık daha zor oluyor. Hak vereceğim size bir şeyler anlattıktan sonra. Şöyle mesela biz ilaç firmalarının çoğu eczacılık fakülteleri için onların stajlarına olanak sağlıyor medikal departmanda. Şimdi bizde öyle bir program olmadığı için biz zaten intern olarak çalışıyoruz son sınıfta. Dolayısıyla hatta galiba maaş bile alıyor artık internler. Dolayısıyla bayağı işçi gibi çalışıyoruz yani. Bizim öyle bir şeye vaktimiz olmuyor. Fakat şunu biliyorum. Birkaç tane ilaç firması, arzu edersen sonra özelden de görüşürüz seninle. İnternlükte sizinle bir anlaşma imzalıyor. Yani bayağı orada yarı zamanlı olarak çalışabiliyorsunuz ilaç firmasında. Medikal müdür değilsiniz. Farklı bir isimlendirmesi var onun. Medical Scientific bir şey diyorlar, hatırlamıyorum şimdi. Müvessil de değilsiniz tabii ki. Onun ikisinin arasında internlere göre
tasarlanmış işler var. Yarı zamanlı olarak çalıştığınız için bayağı sigortanız yatıyor, maaşınızı alıyorsunuz vesaire. Denemek için böyle bir şey denenebilir bence mesela. Neden olmasın? Vakit eğer ama tabii böyle bir işi yapmayı düşünüyorsanız. Yoksa diyorsan ki ben işte fizik tedavi, rehabilitasyon, dermatoloji istiyorum, cerrah olmak istiyorum ve yani ben TUS odaklı gidiyorum. Sen zaten TUS'tan kafanı kaldıramayacağın için hani internlüğünü anca bitirebileceksin. Böyle bir şeye vaktin olmayacak. Ama diğer konu için yani ben ilaç firmasında çalışmaya karar verdim. Böyle bir şey yapacağım dersen denemek için neden olmasın bence. Son sene ilaç firmalarındaki böyle kariyer olanakları. Bunları da LinkedIn'den takip edebilirsiniz. Bence büyük ilaç firmalarının Türkiye'deki LinkedIn sayfalarının bir defa takibi alın. Orada sürekli çünkü periyodik yayınlanıyor bunlar. X ilaç firması diyor ki işte ben şimdi intern alımına başlıyorum ya da iş ortağı arıyoruz kendimize. Ya da işte staj olanağı var vesaire var gibi bunları yapabilirsiniz. İlk soru neydi? Şimdi ikiyi konuşurken onu unuttum tabii. Teşekkür ederim hocam. İlk soru tıp fakültesinde okurken neler yapmış olmanız size artı puan kazandırırdı? Ya açıkçası bu aslında biraz Gülce'nin sorusuna da benziyor Baran. Yani İngilizcenizi gerçekten iyi seviyeye getirin. Biliyorum benim gibi konuşan çok fazla insan vardır bunda, bu konuyla ilgili. Ama bunu halledin. Yani bir İngilizce probleminiz olmadan çıkın artık fakülteden. Yine dediğim gibi istatistik bence acayip iyi olur. Bir de ben olaya biraz da böyle şey tarafından da bakıyorum. Bak, duygusal da yaklaşıyor şimdi. Bence bir hobiniz olsun biliyor musun? Yani bu ne olursa olsun. Müzik mi yapıyorsun? Ondan sonra resim mi yapıyorsun? Yani senin ufkunu geliştirecek. Seni başka bir noktaya taşıyacak, bu spor da olabilir. Hayatta başka bir bakış açısı sağlayacak bir şey yapmalısın. Yani tıp fakültesi eğitiminin dışında seni başka insanlarla da tanıştıracak aynı zamanda. Çünkü çevren sadece hekim arkadaşların oluyor. Farklı gruplar, projeler, bir şeyler, bu şey de olabilir mesela bir awareness projesi duydum, bir işte halkı bilinçlendirme projesi, git ona dahil ol mesela, kim bilir kimler var onun içinde ve kendinin ne sevdiğini bul aslında, en önemlisi o, çünkü hem bu senin insan ilişkilerini geliştirecek bir şey olur bir defa, hem de belki neyi istediğini de daha kolay bulmanı da sağlayacak bir şey olur. Yani biliyorum bunu dışarıdan, şimdi ben seneler geçmiş söylerken rahat geliyor, dile kolay. Okurken tek hedefin oluyor sınavın, işte iki hafta sonra patoloji var, ay öbür hafta anatomi çalışmam lazım. Ay olmazsa olmaz, yanmıyor aslında yani, kimse de ölmüyor o sırada. Yani o sınava azıcık daha az çalışabilirsin. Sonuçta eninde sonunda geçeceksin bu sınavı. Ama kendine bir şey katmalısın. Evet varsa ne bileyim ben hiking yapıyorum, dağa çıkacağım. Ben fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Ben resim yapıyorum, ben bir şey yapıyorum. Yani bence böyle bir şeyiniz olmalı biliyor musun? Bu çünkü kesinlikle hayata dair başka bir bakış açısı katıyor insana. Acayip önemli bir şey. Anlıyorum hocam, evet, teşekkür ederim. Yani her şey sadece kurs ya da tıp fakültesine dair eğitim olmamalı bence. Hele ki sizin nesil artık, siz daha çok daha dediğim gibi hem her şeye daha kolay ulaşıyorsunuz, imkanlarınız daha fazla, hem de çok daha böyle geniş görüşlüsünüz. Biz daha böyle hım hım geldik gittik. O yüzden bunun bence sonuna kadar kullanın yani bu fırsatları. Değerlendirin. Eren devam edebilirsin sıradaki soruyla. Ben devam ediyorum yine hocam. Siz hayatınızdan ve mesleğinizden memnun musunuz? Ve hani bir artı eksi listesi yapacak olursanız, aslında konuşmanın başında yapmıştınız İtalya hakkında artı eksi hakkında. Kısa bir özet geçecek olursanız hayatınız ve mesleğiniz hakkında bir artı eksi listesi yapabilir misiniz? Yapayım. Zor oldu bu soru. bilmiyorum oradan uzaktan nasıl gözüküyorum. Ben bence hayatımdan memnunum ama herhalde enerjim de size yansıyordur yani. Mutlu ve memnunum açıkçası. Ama bu şey, canlı yayına bağlanmadan önce konuştuk ya, bu biraz da gerçekten aslında çok kişisel bir şey. Benim hayattan ne beklediğim, mutluluk kavramım ne, Gülce'ninki ne, Baran'ınki ne, biraz böyle bir şey. Bir de aldığım kararların hep arkasında durmayı seven bir tipimdir. Ben neticede buraya gelmek, İtalya'ya gelmeyi tuttu. İtalya'ya gelmeden önce
devletteki 10 seneyi geride bırakıp istifa edip özel sektöre geçmek, hekimliği bırakıp önlüğü, stetoskop bırakıp da işte farmakolojiyi seçmek, bunların hepsi birer seçimdi. Ve ben seçimlerimden çok şükür ki hiç pişman olmadım bugüne kadar. Umarım bundan sonra da olmaz. Galiba hani böyle de mutlu olabilmeyi sağlayabildim. Ama şunu söyleyemem, hayat da hiçbir zaman size hiçbir şeyi tabii ki de böyle altın tepside sunmuyor. İtalya'da yaşamak her ne kadar kulağa acayip hoş ve ay ne güzel İtalya'da yaşıyor gibi gelse de kendi içinde de tabii ki zorlukları olan bir şey. Bu sadece İtalya değil, benim ablam Kanada'da yaşıyor 15-16 senedir, ondan önce 5 sene Dubai'de yaşadı. Yani Kanada'da kolay bir ülke değil, İtalya'da değil ama Türkiye'de değil. Sizi neyin mutlu ettiğine aslında bakmanız lazım. Yani ben seçimlerime dönüp baktığımda ben hepsinden memnunum. Hatta bazen şey dediğim olmuştu, ilaç sektörüne geçtikten sonra. İlaç sektöründe çalışmanız için uzman olmanıza gerek yok. Benim bir sürü iş arkadaşım, birlikte çalıştığım doktor arkadaşlarım, hepsi pratisyendi. Aynı yaştayız ama benden çok daha fazla sektör tecrübesi vardı. Çünkü uzmanlık yapmamış, pratisyenliği yapmış, birkaç sene arkasından sektöre geçmiş. Ay keşke ben de zamanda geçseydim, farklı yerlerde olur muydum dediğimi hatırlıyorum 5 sene önce. Ama şimdi dönüp baktığımda da mesela farmakoloji uzmanlığının önce bir pratisyenlik yapmış olmanın, o da çünkü acayip bir deneyimdi. Arkasından da farmakoloji uzmanlığı yapmış olmanın şart mı değil, tekrar ediyorum, şart değil. Ama mesleğime kattığı, şu anda yaptığım işe katkısının çok büyük olduğunu yaptıkça görüyorum ben de. En basit örneğini vereyim. Ben burada bir faz 4 klinik çalışmanın study medical expert'üyüm. Çünkü benim ürünüme dair bir klinik çalışma yürüyor. Çok merkezli, çok uluslu. İşte 600-700 hastanın olduğu, yaklaşık 45 tane merkezin olduğu. Bunun da baş sorumlusu benim. Tabii ki bir ekiple birlikte çalışıyorum burada. Orada mesela o aldığım o farmakoloji eğitimi, evet bu study boyunca yani o kadar ekmeğime yağ sürdü ki, hani o kadar rahat ettirdi beni. Çünkü en ufak bir işte ilacın doz ayarlamasından tut da inclusion, exclusion kriterlerini dahil etme, dışlamada onu mu yazsak, bu böyle mi olurdu, buna bunu şimdi alabilir miyiz noktasında ben zaten bunun eğitimini almış biri olduğum için rahat ettim. Ha, almasaydım gene yapamaz mıydım? Tabii ki yapardım. Benim dediğim gibi eski yöneticim kadın doğumcuydu ama biz solunum ürünleri çalışıyorduk mesela. Yani yaptığınız uzmanlığın sadece sizin belki yani uzmanlık eğitimi almış olmak da bir şeydir ya kariyerde. Doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. O da bir şey katar ya mutlaka insana. O uzmanlığı yap ya da yapma. Şart değil tabii ki ama katıyor mu katıyor. Ha bilmiyorum, uzman olmadan sektöre geçmiş olsaydım hani eksisi olarak söyleyelim. Şimdi nerede olabilirdim onu da bilmiyorum. Ben zaten bütün medikal müdür arkadaşlarım hep globalde çalışmak ister. Ben zaten orada çalışıyorum şu anda. O yüzden bilmiyorum belki nerede olurdum. Çok sanırım negatif yönüne çok bakmıyorum. Anladım. İçimlerimizi yaşıyoruz yani hep beraber. Ne güzel. Teşekkür ederiz Enes Hanım. Umut, sıradaki soruyu sen sorabilirsin. Son sorum öncelikle İtalya'da ilaç şirketlerinin dağılımı, iş bulma olasılığı gibi konular hakkında bizimle neler paylaşabilirsiniz? Şöyle Umut, benim çalıştığım şirket İtalya'nın en eski ilk kurulmuş ilaç şirketi. Nasıl Türkiye'deki lokal ilk ilaç şirketi Abdi İbrahim işte kaç sene önce kurulmuş. Burası öyle bir lokal şirket olarak başlamış aslında. Daha sonra kendilerini geliştiriyorlar. Şu anda benim bulunduğum şirket dünyada 140 ülkede var. Dolayısıyla global. Şöyle yapmış. Türkiye'ye, mesela Türkiye büyük bir pazar ilaç firmaları için. Çünkü nüfusumuz da kalabalık. Türkiye'deki gitmiş mesela İbrahim Ethem'i almış. İbrahim Ethem de Türkiye'nin ilk ilaç firmasıdır bu arada. İbrahim Ethem'i almış. Menarini İbrahim Ethem olmuş adı. Gerçi artık İbrahim Ethem'in ismi kalktı. Sadece Menarini Türkiye diye geçiyor. Bunun aynısını, bu taktiği bütün dünyada uygulamış.
Dolayısıyla da dünyadaki 140 yerde benim şirketim var. Ve bazı yerlerde grup grup, yani işte mesela Kuzey Avrupa'yı bir birleştirmişler. Onu başka bir şirkete, yine bizim altımızda bir şirkete bağlamışlar. Çünkü tabii organizasyon büyüyünce arada bir şeyler olmalı ki globalle bağlantı sağlansın. Direkt ülkeler temas ederse bizimle, çünkü o işin altından kalkamayacağımız için. Dolayısıyla böyle bölüm bölümde bölmüşler, ülkeleri nasıl coğrafi olarak bölüyorsun o şekilde. Ama İtalya'da, yani Menarini dışında da çok büyük ilaç firmaları var tabii kendi, yani yine lokal, yani lokal global diyeyim, ilaç firmaları var. Ama şey olarak düşünmeyin, yani bütün global ilaç firmalarının İtalya'da büyük bir pazar, çünkü burada zaten ofisleri var. Ana ofisleri değil tabii ki. Her firmanın ana ofisi kendi ülkesindedir. Yani Glaxo'nunki İngiltere'de, işte onunki orada vesaire gibi. Ama burada da European ya da İtalya lokal ofisleri mevcut. Fakat böyle bir durumda mesela X firmanın İtalya lokal ofisinde muhtemelen İtalyanca konuşuluyordur. Anlatabildim değil mi ne demek istediğimi? Benim firmamda burası ana ofis olduğu için burada İngilizce konuşuluyor doğal olarak. Ama başka global bir firmanın orijini, tamamen atıyorum şu anda, firmanın orijini İsviçre ama İtalya'da da bir şeyi var, ofisi var, İtalya ofisi. İtalya ofisinde muhtemelen, tahmin yürütüyorum sadece, emin değilim, İtalyanca konuşuluyordur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Deniz. Şimdi açıkçası biraz yabancı dillerden konuşalım istiyoruz. İlk şeyi soracağım. Siz İtalyanca biliyor musunuz? Öğrenme gereksinimi duydunuz mu? Kursa gidiyorum. Ya, kursa gitmiyorum. Özel ders alıyorum şu anda. Öğrenmek zorundasın. Şöyle Gülce'cim. Şimdi İngilizce ile ben işimi hallediyorum tabii ki. Yani iş hayatımı İngilizce ile sürdürüyorum. Fakat İtalya'da sosyal hayatta İngilizce işe yaramıyor. Bilmek gerekiyor. Kendi dilini biliyorlar. Şart. Şöyle en basitinden, markete gittiğinizde işte, su alacaksın. Su. Her yerinde İtalyanca yazıyor. Normal su yerine gazlı su aldım biliyorum ilk günler atlayıp bakmayı. Ya da marketteki her şeyin üstüne İtalyanca yazıyor. İngilizce asla yok. Restoranlara gittiğinizde, cuma günü iş arkadaşlarımla yemekteydik. Güzel de bir restoranda oturduk öğlen yemeğine. İngilizce bilen hiç kimse yoktu. Menü de İtalyanca. Anca şöyle oluyor. Floransa'da Duomo, yani merkez kısımda, merkezde buradan işte bana 10-15 dakika yürüme mesafesi. Orada belki restoranlarda altına İngilizcesini, daha turistik yerde belki yazıyordur. Onun dışında maalesef yok. Ya da işte kuaföre gideceksin, işte otobüs bileti alacaksın, bir şey yapacaksın. Evet, öğrenmen lazım. Fakat İngilizcenin ne kadar kolay bir dil olduğunu İtalyanca'ya öğrenmeye başlayınca anladım. Bunlar da Türkçe zor diyorlar bize ama en az Türkçe kadar zor bir lisanmış. İşte çata pata öğreniyorum ben de. Ama hani mesela ilginiz ve şeyiniz varsa, çünkü İtalya'ya ilgisi olan da çok insan var. Biliyorum, benim öyle bir ilgim yoktu ama hani İtalya fanları da var. İtalyancayı daha genç yaşta öğrenmek daha iyi bir fikir olabilirmiş eğer öyle olsaydı. Teşekkür ederiz Deniz Hanım. Bir de şey de soralım. Siz mesela İngilizcenizi nasıl geliştirdiniz? Siz İngilizce hakkında ne tavsiye edersiniz? Yani şöyle, ben devlet okulu mezunuyum. Zaten sonra Ege Üniversitesi. Hazırlık okumuştum lisede. Seneler geçmiş üstünden. Asistanlığa geldiğimde, benim bir dönem asistanken böyle bir proje için Kanada'da bir üniversiteye gitme durumum vardı 5-6 aylığına. Tam da böyle hani işleri, hani el sıkışma şeyine gelmiştik o sırada. O vesile oldu, iyi de olmuştu. Ben İzmir'de Amerikan kültüre yazılmıştım, hatırlıyorum. Conversation kursuna, konuşma kursuna. Oradan da çok sevdiğim arkadaşlar edindim hatta. Her gün iş çıkışı hastaneden gidip orada akşamları konuşma kursuna katıldım. Acayip faydası oldu. Yani inanılmaz.
çok şuradan aldı şuraya getirdi. Çünkü hep bir şey vardır ya, anlıyorum ama konuşamıyorum durumu. O biraz bizim kültürümüzden de kaynaklı bir şey. Biz hep böyle bir, hep mükemmel yapalım, bir sıkılalım, utanalım, bir şeyi hani beceremezsek durumumuz olduğu için maalesef. Bu biraz ben kültürümüze vuruyorum bunu yani. Çünkü burada bakıyorum İtalyanlar, benden kötü İngilizcesi var ama benden daha fazla konuşuyor. Adamın umurunda değil yani, gerçekten. Yara yara konuşmak dedikleri şeyi yapıyorlar. Birincisi o. İkincisi, yabancı artık o kadar kaynak var ki, ilgi alanın olan bir şeyde mesela YouTube'dan izle. Ondan sonra konuşma kurslarının gerçekten çok faydası oluyor. O kesin. Belki böyle konuşma, kendi aranızda da mesela konuşma odaları falan yapabilirsiniz böyle Zoom üstünden. Niye olmasın? Oturun İngilizce konuşun. Yani kimse kimseyi düzeltmek zorunda değil. Yanlış yapıyorsan da yanlış yap. Bu senin zaten ana dilin değil bir defa. Film, kesin film. Hatta ben ilk zamanlar altyazısız izlemeye başlama hikayem şöyle oldu mesela benim. Herkese de hep bunu söylüyorum. Aynısını İtalyanca'da da uygulayacağım. Altyazısız izlemek için gerçekten çok hakim olman lazım dile. Tam o kadar değilsen çizgi film izlemek en güzel oluyor. Çünkü zaten çocuklara yönelik olduğu için kulak çok alışıyor duymaya. Bir süre sonra gerçekten normal filmleri de altyazısız izlemeye başlıyorsun. Bir de zaten %100'lük diye bir şey yok. Biz hiçbirimizin ana dili bu olmadığına göre maksimumu yapmaya çalışıyoruz. Bence en kolay yolları bunlar. Yani film, müzik, YouTube ve dediğim gibi belki imkanı olan olursa, artık bunların dijitalleri de var çünkü, konuşma sınıfları, konuşma kursları çok faydalı olabilir. Yazın da varsa turistik yerlere gitme imkanınız, gördüğünüz herkese yapışıp konuşun. En güzeli. Konuş benimle. Konuş benimle. Bizim sormak istediklerimiz bu kadardı Deniz Hanım. Arkadaşlar, sizin sorunuz varsa ya Zoom chat üstüne ya da sesli mikrofon açarak sorabilirsiniz. Ve Deniz Hanım, siz mesela atladığımızı düşündüğünüz bir yer varsa, kendinizden eklemek istediğiniz, orayı da konuşabiliriz şu anda. Ben şöyle bir hani naçizane diyeyim, aynı yollardan geçmiş biri olarak. Bu arada hepiniz pırıl pırılsınız. Yani acayip mutlu oldum böyle bir şeye vesile olduğunuz için de. Çok Umut'cum, Baran'cım, Gülce'cim, arkada ismini bilmediğim arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum sizinle. Yani böyle bir, bana da bir böyle gençlik enerji geldi bugün. İyi geldiniz. Ya, biz de çok mutlu olduk. Yani, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Her şey gönlünüzce olsun. Ama şunu düşünmeyin. Zaten çok iyi bir fakültede okuyorsunuz. Pırıl pırıl zeki. Acayip böyle gerçekten hepinizin gözünde ışık var. Yani ben görüyorum onu. O ışıkla böyle hep devam edin. Ama şunu unutmayın. Gülce, evet sen bir hekim olacaksın. Ama bu senin mesleğin. Bu senin derin gibi zaten yani. Nasıl derini söküp atamıyorsun, hekimliği de söküp atamazsın. Şu anda Allah korusun, bu benim apartmanımda birisinde bir şey olsa, ay pardon ben ilaç firmasında çalışıyorum, şimdi sana müdahale edemem diyecek halim yok. Gideceğim o işi yapacağım yani. Tabii ki müdahale edeceğim. Hekimlik böyle bir şey. Senin tenin gibi bir şey. Hepiniz çıkıp da mezun olduğunuzda hekimlik yapmak zorunda değilsiniz. Farklı yollar olduğunu mutlaka bilin. İkincisi, kendi içinize kendinizi ne kadar gerçekleştirebileceğinize ve bunun için ne istediğinize bakın. Yani doktor Gülce'nin dışında bir Gülce var ya, o ne istiyor? Çünkü o zaten istediğini başardığında hangi mesleği yaparsa yapsın çok mutlu olacak ya. Seni besleyen şeylere de, yani sizi besleyen şeylere vakit ayırmaya çalışın. Ne olur kafanızı kitaplardan kaldırmayıp İşte o çok harika, işte anatomiden 92 aldım olmasın. Boş ver, 90 da alsan geçiyorsun zaten. 80'le de geçiliyor. Ama o sırada o aradaki 12 puanla sen bir başkasına öyle bir sosyal hayatta daha bir artı bir şey katarsın ki kendine. Çok büyük bir fark yaratırsın bir diğer yaşıtınla ya da meslektaşınla. Bence bu acayip mühim. Ben bu arada hep buralardayım. Yani bana LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. E-mailim var Gülce, sende. E-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışırım sizlere. Her ne olursa olsun konu, hiç önemli değil. İş dışında bir şey de sorabilirsiniz yani. İtalya ile de ilgili sorabilirsiniz. İtalya ile ilgili hekimlik noktasında ben bir şey söyleyemiyorum malum, burada hekimlik yapmadığım için. Onunla ilgili sorularınız olursa da Barış'ın notları diye Instagram'da Barış Bey var. Floransa'da yaşıyor.
aynı zamanda öğrenci danışmanlığı yapıyor. Bu değişim programlığı, danışmanlığı vesaire falan da yapıyor. Ona danışabilirsiniz. Barış'ın notları. YouTube kanalı da var. Yani tıp fakültesi, mimarlık, mühendislik neyse işte çocuklar ona yazıyorlar. Ben de takip ediyorum çünkü Floransa'da yaşadığı için. Öyle bir danışmanlık hizmeti veriyor. Ücret karşılığı değil diyebiliyorum. Ama yine de kendisine mesaj atıp mesela öğrenebilirsiniz böyle bir fikriniz olursa. Ne yapmak istediğiniz konusunda kendinizi yormayın. Demeyin ki geç mi oldu, güç mü oldu? Aman işte çok geç kaldım ben bir şey için. Hayatta hiçbir şey için geç değil. Birçoğuna göre 38 yaşında ülke değiştirmek de çok radikal bir karardı. Benim için de evet radikaldi ama yani tamam bu da benim hayatım dedim, çektim gittim. Ay geç mi kaldım demedim. Çünkü 48'e geldiğimde de keşke 38'de yapmış olsaydım demek istemedim. O yüzden siz de öyle düşünün. Yani çıktığınızda aman ilk TUS'umda gireceğim, işte girmezsem ne yaparım vesaire falan, hayır. Benim ilk TUS'umda olmadı. Benim ailevi sebeplerim vardı, olmadı. Mecbur hizmete gitmek zorunda kaldım. İyi ki gitmişim diyorum şimdi geri dönüp baktığımda. Kaybım değil, çok büyük kazancım varmış. Hep böyle bakın. Biliyorum o heyecanı. Çabucak elde etmek istiyorsunuz her şeyi. Bazen bazı şeyler biraz daha geç olduğunda belki daha da kıymetli olur. Belki o arada kazandığın tecrübe başka bir şeyden seni başka bir yere taşıyacak. Çünkü ben eski Deniz'e de böyle derdim muhtemelen. Yani 15 sene önceki Deniz'e. Üzülme, gitsen böyle devam et buradan iyi derdi. Sizin için de öyle, ama dediğim gibi ne zaman ihtiyaç duyarsanız bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz gerçekten bugünkü katılımınız için, vakit ayırdığınız için, bizimle beraber olduğunuz ve sabırla bütün sorularımız teşekkür ederiz. Cevapladığınız için teşekkür ederiz Deniz Hanım. Bizim için bu etkinlik ve sizinle bir arada olabilmek çok kıymetliydi ve çok değerliydi. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Bir arkadaşımız da arkadaşımız yazmış. Esra mı yazmış? Emekleriniz, çabalarınız, sabrınız takdire şayet. Hayat boyunca okumak, araştırmak, en önemlisi unutmamak inanılmaz enerji. Ben 2 senedir Deniz Hanım'ı tanıyorum. Çok ama çok çalışıyor. Arkadaşlar İtalya'da bitmiyor toplantılar asla. Şimdi arkadaşlar müsaitseniz kamerası açabilecek olanlar varsa açsın. Bir tane anı fotoğrafı alalım. Bizimle kalsın. Açabiliyorsanız süper olur. Açamazsanız bu sorun değil. Ben o zaman alıyorum böyle. Sen geriye sayıyorum. 3, 2, 1. Tamamdır, aldım. Tekrardan çok çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim sizi tanıdığıma. Acayip mutlu oldum. YouTube linkini de Gülce'cim benimle sonra paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz tekrardan her şey için. Çok memnun olduk. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.